Arka Boyut'tan herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte HDP'ye yönelik yeniden açılan kapatma davası hakkında konuşacağız. Gelişmelere geçmeden önce videolardan anında haberdar olmak ve bize destek olmak için lütfen kanala abone olup zil ikonundan bildirimleri açmayı unutmayınız. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda HDP'ye kapatma davası açılmıştı ama sonuç olumsuz olmuştu. HDP'nin kapatılması gerektiğini birçok siyasetçi dile getirdi. HDP kimdir diye merak ediyorsanız, HDP'de üst düzey yönetici olanların söylediklerine gelin bakalım. Selahattin Demirtaş, Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz. Biz de ona şu görüntülerle cevap verelim. Birçok HDP'li vekil teröristlerin cenazelerine katılmıştı. Yine bir HDP'li vekil olan Pervin Buldan, PKK ile bağımız yok demişti. Lakin Buldan'ın terörist elebaşı Bayık'la hatıra fotoğrafı var ve HDP'nin birçok üst düzey yöneticisinin böyle açıklaması ve resmi var. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Halkların Demokratik Partisi'nin temelli kapatılması istemiyle yeniden dava açtı. İddianame Anayasa Mahkemesi'ne gönderildi. Anayasa Mahkemesi'nin eksikliklerin tamamlanması istemiyle iade ettiği HDP'nin kapatılması istemli iddianame, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yeniden hazırlandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin imzalı yaklaşık 850 sayfalık iddianame Anayasa Mahkemesi'ne tekrar gönderildi. Yaklaşık 500 partili hakkında siyasi yasak istenen iddianamede partinin banka hesabına tedbir konulması da talep edildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin eylemlerinin devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına aykırı bulunduğunu, bu nedenle davalı partinin temelli kapatılmasına karar verilmesini talep etmek zaruretinin doğduğunu bildirdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'den açıklama. HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde yeniden dava açan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, yazılı açıklamasında HDP'nin kapatılması talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne 17 Mart 2021'de dava açıldığını, mahkemece 31 Mart 2021'de iddianamenin iadesine karar verildiğini hatırlattı. Şahin, dosya kapsamında sunulan delillerle devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin sıralandığını, davalı partinin bu eylemlerin odağı haline geldiğinin tereddüde yer vermeyecek şekilde iddianameye derc edildiğini belirterek, ayrıntılarına iddianamenin giriş kısmında açıklandığı üzere iade sebeplerine katılmamakla birlikte dosyanın sürüncemede kalmaması için eksiklik olarak belirtilen ancak iade sebepleri içinde gösterilmeyen bir takım hususlar da araştırılarak iddianame yeniden tanzim edilmiştir ifadelerini kullandı. Demokrasinin olmazsa olmaz unsurlarından olan siyasi partilerin faaliyetlerini anayasa ve kanun hükümleri çerçevesinde sürdürecekleri, anayasada yer alan hak ve özgürlüklerin hiçbirini devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne halel getirmeyi amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanamayacaklarının anayasanın 3, 4 ve 68. maddelerinde öngörüldüğünü vurgulayan Bekir Şahin, açıklamasına şöyle devam etti. Siyasi partilerin kapatılması tedbiri tüm ileri demokrasilerde uygulanmaktadır. Katılımcılığın esas alındığı her durumda gözetilmesi gereken en önemli husus, anayasanın tanıdığı hak ve özgürlükleri yok edecek, tamamen ortadan kaldıracak bir sisteme geçit verilmemesidir. Devletin tekliği, ülkenin bütünlüğüyle ulusun birliği anayasanın temel ilkelerindendir. Siyasi partiler de diğer kurum, organ ve kişiler gibi bu temel ilkeler doğrultusunda faaliyet göstermek zorundadır. Halkların Demokratik Partisi'nin eylemleri, devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına aykırı bulunmuş ve davalı parti aynı zamanda hemen hemen tüm organları, üyeleri ve teşkilatları vasıtasıyla bu nitelikteki suçları işlemiş, işlenmesini tahrik ve teşvik etmiştir.
Bu nitelikteki eylemler kimi zaman davalı parti genel başkanları da dahil olmak üzere parti organlarınca kararlılık içinde, kimi zamansa bu nitelikteki fiiller parti üyelerince yoğun bir şekilde işlenmiş ve bu durum değişik kademelerdeki parti organlarınca açıkça benimsenmiştir. Bu itibarla davalı partinin anayasanın 68 Taksim 4. maddesine aykırı eylemleri nedeniyle anayasanın 69 Taksim 6 ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası'nın 101 Taksim 1B ve 103 Taksim 2. maddeleri uyarınca temelli kapatılmasına karar verilmesini talep etmek zarureti doğmuş ve Anayasa Mahkemesi'ne kamu davası açılmıştır. Bu aşamadan sonra Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan bir raportör görevlendirecek. Başkanın görevlendirdiği raportör ilk inceleme raporunu hazırlayarak başkanlığa sunacak. Kabulüne karar verilmesi halinde iddianame ve ekleri HDP'ye gönderilerek usul ve esasa ilişkin savunmaları alınacak. HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolardan anında haberdar olmak ve bize destek olmak için lütfen kanala abone olup silikonundan bildirimleri açmayı unutmayınız. Videoyu beğenerek de daha çok kişiye ulaşmamıza vesile olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.